Sanal Neler sefasının hazırlığıyla başlayalım. Çok güzel bir balık salatası yapacağım. Şimdi orada Murat, ben burada nasıl yağlı tuzlu şey yaparım? Onun hiç için böyle bir şey çıkacak. Hiçbir şey çıkmayacak. Çünkü Murat Topoğlu var. Nasıl çıksın? Ya. Nasıl çıksın? Birazdan metabolizmanızı hızlandıracak. Yani durduğunuz yerde herkes bir yağ yakıyor. Ama kimimiz daha fazla yakıyor, kimimiz daha az yakıyor. Yani gün sonunda hiçbir şey yapmadan aslında enerji tüketiyoruz. Hepimiz farklı yapıyorsak bunu, biz nasıl o daha yüksek yapanlardan olabiliriz? Onu konuşacağız. Daha bir sürü konumuz var. Hiçbir yere ayrılmayın. Ama önce sandal sefası. Önce sandal sefasının hazırlığını yapacağım Zahide'ciğim. O boş gördüğün tuzlu su kaynayan tencerede şöyle bunların içini sandal şekli vermek için içini boşaltıp kabakların içine çiğ ayıracağım. Onu da kullanacağım. Atmayacağım. Kabakları haşlayacağım. Ondan sonra mantar, domates, biber, dereotu, sarımsakla ve bu kabağın iç kısmıyla böyle çok hafif soteleyerek bir tatlı kaşığı kadar yağla çok güzel bir iç harç hazırlayıp içine koyacağım. Sonra da böyle çok hafif kaşar, fırınlayacağım. Olağanüstü lezzetli kızartma olacak. Kızartma yok. Bir kaşık yağ ile nefis lezzetli bir sandal sefası. Evet, çok lezzetli olacak. Buraya gelelim. Burada da avokado çanağın. Bu avokado da bronzlaştılar. Solaryuma girdiler. Sıcakmış. Neden söyleyeceğim. Neden? Bir kessen onu içine. Tabii ki. Siz de marketten aldığınız avokado kullanılacak kıvamda değilse benim yaptığım bu yöntemi uygulayıp bakın rengi hiç bozulmadı. Nasıl soyuluyor? Evet, tabii ki şöyle 100 derece fırınımı ısıttım gelince biliyorsun bunlar markette kullanılacak durumda değil. Bayağı takır takır satılıyor. Evet, sert. Onun için sabah gelir gelmez ilk iş bunları fırınımı 100 derece ısıttım. Fırında olgunlaştırdım. Özellikle Allah de soymadım ki gördüm. Ne kadar kaldı fırında? Yani bir saat kaldı. Anam bir saat hayır, avokado gidip, içinde gelip, dur fırın hayır. Yakılır mı diye düşündüm valla. Fırınız şöyle, yanıyorsa peki içine koyuverin. Peki başka yöntemini söyleyeyim sadece. Onu da söyle. Şimdi, sağ olsun prodüksiyon alışverişim yapıyor. Ben bugün kullanmak zorundayım. Ama ben ev hanımıyım. Evimde kullanacaksam bir hafta önceden kafamda tasarladıysam alıyorsun. Kese kağıdına bunu koyuyorsun. Bir tane de elma veya muz koyuyorsun. Kayınvalidemden öğrenmiştim onu da. Elmaların yanına koyuveriyor. Bir gün sonra tamamen olmuş. Aynen çıkartıyor. Olgunlaştıktan sonra da buzdolabına saklıyorsun. Olgunlaşıncaya kadar dışarıda, olgunlaştıktan sonra buzdolabına. Şimdi bu çanağın içinde de olağanüstü güzel limon ve tuzla pişmiş bir balık salatası yapacağım. Burada ışıklarda... Balık hangi balık? Levrek, efleton levrek. Şey bozulmasın diye ışıklardan çıkarmıyorum dolapta. Kılçığı, derisi ayıklanmış levreyi minik minik doğrayacağım. Limon ve tuzun içinde pişireceğim kenarda çiğ. Yiyeceğiz yani. O salatayı kurutulmuş domates kapalı. Bir dakika çiğ mi yiyeceğiz? Çiğ yiyeceğiz ama limonla pişecek. Limon lastiğiyle pişecek. Ha limonun kendisi pişirecek. Evet limonu sıkacağız. Tuz 20 dakika 30 dakika bekleyecek onun için. Zaten rengi de değişecek. Pişmiş balığın rengini al. Yoksa ben de senin gibiyim. Sushi mi yemem. Yani çok iyi bir yerdeyse belki yenir ama pek çok kişi de sushi neymiş diyebilir yani. Ne olduğunu bilir de tatmamış olabilir. Aman onu ucuz olsa kimse çiğ yemez balık. Ya. Havalı olsun diye yiyorlar. Sen bana gel. Çok yüksek rakamlara da servis edilebiliyor. Sushi neymiş bizim bir sürü güzel mutfağımızda bir sushi var. Katmak aynen. İsteyen tatsın o başka. Afiyet şeker olsun. Ama biz hamsili pilav yiyelim. Tabii canım ne var? Kendi onu o şekilde olgunlaştıracağım yani tuz ve limonda minik minik doğradığım şeyler, balıklar yumuşayacak. Ondan sonra kurutulmuş domates, kapari çiçeği, yeşilliklerle çok... Bu çanağın içine yerleştirip olağanüstü bir sunum. Murat harika. Hiçbirine bir şey diyemeyecek benim tariflerimi. Şimdi balığı... Çiğ yiyeceğiz dediğim zaman fark ettim. Böyle bir birisi oldum ben de öyleyim. Bak şimdi çiğ ayıkladım. Bu balık aynı balık. Ama burada renk değişmiş, limonla, pişmiş gibi olmuş. Limonla tuzla bekledi ve pişti. Ha bak balığı limon ayırdım. Ve tuzla ısısız pişirmenin yöntemi. Evet asitle bayağı pişmiş balığa dönüşmüş bu. Tuzla o kimyasal olarak kesinlikle pişti ve sağlıklı oldu. Ha, bak daha güzel olmuş. Evet burada da peki. Salata için geri kalan malzeme. Taze soğan, azıcık kıvırcık yaprağı, kapari çiçeği eminim çok Murat güzel, evet. Hoca da sağlıklı diyecek. Kurutulmuş domates böyle hepsini ince ince doğradım. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi bu limonda pişen. Limonu da içine koyacağız evet mı? Limonu da tabii çünkü salata için zaten sosa ihtiyacımız var. Hazırladığım avokadoların içine bu lezzetli salatayı yerleştireceğim. Çok değişik bir salata oldu. Çok inanılmaz lezzetli ve herkese tavsiye ederim onu bakın. Evet şimdi o çanakların içine de Zahideciğime vereceğim. O onları harika. Yerleştirirken tamam. Ben şuradaki sandal sefalarımı getireceğim. O böyle bu da başka bir çok... sandal sefası oldu yalnız. Evet bir sandallardan şimdi gidiyoruz. Şimdi bu ve bu yağ birleşecek. O zaman evet, ben koyuyorum sana yavaş çok yavaş. Çok azıcık yağ getireceğim. Bir damla zeytinyağı.
Murat Bey hep der ki telefonla konuşurken zeytinyağı koymayın, kaşıkla evet. ölçün diyor ama ben böyle kendimdeyim. Bak konuşmuyorum. Çok, çok güzel, çok güzel. İşte bu kadar. Yalnız bunun görüntüsü de çok güzel olmuş. Harika yani sağlıklı yemek demek illaki zevksiz görüntü olmasa böyle sağlıklı diyet de demiyoruz. Bu da diğer sandallarımız Haydi'cim. Bu da çok içinde, sağlıklı. Evet, kabakların içini çıkarmıştım. Mantarım vardı. Kırmızı ve yeşil biberim vardı. 2-3 diş sarımsağı, çok az bir tatlı kaşığı zeytinyağında. Senin dediğin gibi önce sarımsağı lezzetini zeytinyağına geçirmesini sağladım. Ondan sonra biberleri kavurdum. Kabağın içinden çıkanları çevirdim. Mantar, domates kabuğunu ayıklayıp doğradım. Çok lezzetli bir iç malzeme. Karabiber, kırmızı biberle lezzetlendirdim. Şimdi üzerine... Güzel oldu. Ben kendiminkine bakıp söylüyorum yalnız ama sizinki de çok güzel oldu. Ellerine sağlık, teşekkür ederim. Sizin elinize sağlık. Için. Ben sadece en keyifli zamanı süsleme zamanı. Ne olacak bundan? Şimdi bu bir ama fırına gidecek. Peynire eriyinceye kadar. Salata muhteşem oldu. Görüntüsü de çok güzel oldu. Şöyle salatamızı da gösterelim. Şöyle iyi misiniz? Gayet iyi. Şöyle, şöyle yapayım. O iki yemek de harika. Şimdi bu salatayı bitirdik. Salata hazır. Bunu da biraz sandal sefası da eriyinceye kadar fırına götüreceğiz. Sağlıklı olma sebebi bir kaşık yağ kullanıldı sadece sandal evet. sefasında. Kızartma yok. Sadece evet. haşladık. Evet. O yüzden en sağlıklı beslenme. Çok güzel şu anda mutfağımızda. Beğendiniz mi? Çok teşekkür ederim. Yani ilk defa bir programda tam istediğim yemek oldu. Ben de bir mucize ilk olarak bir doktorla atışmadım artık. Hayret yani. Normalde bir didişirdi ama. Bizim Fırat'tan çok güzel tarifler. Süslemenin de detaylarına bakar mısınız? Evet şimdi sonra buraya dereotu koyacağım. Evet. Tavus kuşunun kuyruğu gibi olsun istedim. Ondan bak burası niye açıklayacaktı? Oraya dereotu ile böyle tavus kuşunun kuyruğunun harika. Çıkışı. Hocam siz şimdi mutfakta bulmuşken şu baharatları konuşacağız ama... Yapılan yanlışlar var mı mutfakta? Farkında olmadığımız anda, ve bize kilo aldıran. Şu anda hayır. Çok, burada değil ama genel olarak mutfakta. En büyük yanlışlığı bizim zeytinyağı sağlıklı diyoruz ama önemli olan onun miktarı. Yani bir çorba kaşığı geçmeyeceksiniz kullandığınız yemekte. O da yemekte. Yağ çünkü. Biraz önce söylediğimiz gibi makarna, bulgur ve pilav gibi şeyleri erişte yaptıysanız onun yanında protein almayın. Yoğurttu, etti, peynirdi yemiyorsunuz. Yani makarnanın üzerine peynir sadece... koyarsanız kilo alırsınız. Makarnayı salata turşuyla yerseniz kilo verirsiniz. Salata, turşu, makarna. Evet. Makarnanın üzerine sos, sadece domates sosu. Domates sosu. Çok da güzel oluyor. Bol sarımsaklı domates sosu. Bir şeyi kaçırdınız. Olabilir. Herkes kaçırabilir. Ertesi gün öğlen akşam cacık salata yerseniz onu telafi eder. Cacık salata yoğurt, ya da yoğurt. Ya da çorba salata gibi yapabilirsiniz. Çok basit anlamda. Bir şey söyleyeceğim. Bir yakınım 11 kilo verdi. Yoğurtlu buğday çorbasıyla, soğuk çorbayla. Sağlıklı mı değil mi? O soğuk çorbadan niye benim haberim yok? Şimdi yarın yapılsın. Işte. Tamam. 11 kilo verdi. 11 kilo verdi. Çorba harika. Olarak, aslında çorba olarak çorba ben... olarak şunu tavsiye edeceksiniz ama ara vermem gerekiyor. Tamam. Dönüşte tavsiyelerinizi dinleyeceğiz. Baharatlarımızı da göreceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın.